kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Değilse eğer elimize ulaşan bir başka son dakika bilgisini siz değerli takipçilerimizle beraber paylaşmaya devam ediyoruz. Rusya devletinden F-16 riski büyük bir risk aldılar. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, ABD batılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı tedarik etmesi durumunda çok büyük bir risk almış olacaklarını söyledi. Rusya, ABD'nin F-16'lar dahil 4. nesil savaş uçaklarıyla beraber konusunda Ukraynalı pilotlara eğitmek için yürütülmüş ortak çabayı destekleyeceği yönündeki kararına tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Rusya medyasına yaptığı açıklamasında batılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı tedarik etmesi durumunda çok büyük risk almış olacaklarını söyledi. Grushko, batılı ülkelerin hala gerilimi artıracak senaryolara bağlı kaldığını görüyoruz. Bu kendileri açısından çok büyük riskler taşıyor. Bunun her zaman planlarımızda göz önünde bulundurmamız şu anda onlar için önceliklidir. Hedeflerimize ulaşmak amacıyla gerekli bütün araçlara sahibiz ifadelerinde bulundu. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Devleti'nin Hiroşima kentinde yapılan G7 Liderler Zirvesi'nde Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçaklarını kullanmaları için eğitilmesine karşı yürütülmüş uluslararası çabaya destekleyeceğini de söylemişti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Şek yaptığı açıklamasında eğitimle ilerledikçe uçakların ne zaman, kim tarafından kaç tane teslim edileceğini belirlemek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Değerli takipçilerimiz, dünya şu anda gözünü ana vatan Türkiye'deki seçimlere dikti ve şu anda diğer tarafında Rusya-Ukrayna savaşına dikmiş bir vaziyette. İlerleyen saatlerdeki videolarımızda sizleri izleyenlerle beraber buluşmak ümidiyle.